Yiğitler vardı bir zamanlar. Sisler arasında kalmış tarihin o şanlı dönemlerinde. Kılıçla ülkeler, dille gönüller fethederdi onlar. Sonra zamanın rutubetinde pas tuttu kılıçlar. Kınlarından çıkmaz oldu gayrı. Ama yiğit dediğin yılmadığı için yiğittir ya hani. Yılmayanlar devam etti fethetmeye. Kılıcı bıraktılar, kaleme sarıldılar bu sefer. Yürek aynı yürek, dil aynı dil. Alptiler, alim oldular. İlimle fethettiler bu sefer. Milletlerine şanı kalem kalem kattılar. Ne atalarını unuttular, ne amaçlarını. Kaçınılmaz sona varıp ebedi olan diyara giderken, geride ise ölümsüz isimler bıraktılar. O isimlerden birini fısıldayacağız şimdi ve Mehmet Fuat Köprülü'yü anlatacağız dilimiz döndüğünce. Osmanlı Cihan Devleti'ni duraklama dönemine girdiği yüzyıllarda eski ihtişam ve azametine yeniden kavuşturmak mefkuresine hayatını adayan nice devlet adamı olmuştur. Şüphesiz bu isimlerin en önemlilerinden birisi de 17. yüzyılın ortalarında Sultan 4. Mehmet'in sadrazamı olan Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü adını tarihe kazandıran bu büyük devlet adamı ve onun soyundan gelenler Osmanlı tarihinde parlak ve ihtişamlı bir döneme imza atmışlardır. İşte 4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul'da Sultan Mahmut Türbesi'nin karşısındaki bir konakta Köprülü adını yeniden ihya edecek bir çocuk hayata gözlerini açmaktaydı. İsmail Faiz Bey ve eşi Hatice Hanım bu yeni Köprülü'ye ünlü atalarının hatırasını yaşatmak adına Mehmet Fuat adını vermiş, Köprülü adı bu çocukla birlikte 20. yüzyılda Türk ilim hayatının da parlak bir güneşi olmuştur. Fuat Köprülü veya ilk şöhretini kazandığı ismiyle Köprülüzade Mehmet Fuat Bey, Ayasofya Merkez Rüşdiyesini ve Mercan İdadisi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra 1907 yılında Mektebi Hukuka girmiştir. Fakat kendisine pek bir şey kazandırmayacağını düşünerek hukuk mektebini bir müddet sonra bırakmıştır. Bir taraftan özel derslerle Fransızcasını geliştirmiş, diğer taraftan da ailenin tevarüs ettiği şahsi Köprülü Kütüphanesi'nde bulunan Türkçe, Arapça ve Farsça eserleri okuyarak kendisini yetiştirmiştir. Tarihte iz bırakan her büyük insan gibi Fuat Köprülü de fikirleri ve idealleri istikametinde tereddütsüz bir yol takip etmiş ve henüz çok genç bir yaşta, üstelik başarılı da olduğu bir alanda eğitimini yarım bırakmaktan çekinmemiştir. Kendisi bu hususu şu şekilde anlatmıştır. İlme olan aşkımdan yüksek bir mektep bitirmedim. Anlatayım. İdadeden sonra hukukta 3 sene okudum. İmtihanlarımda gayet muvaffak oldum. Lakin hukukta büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştım. Tedrisat son derece fenaydı. Benim talebesi bulunduğum 1907'de Darülfünun bir alimdi. İslam hukukunu okutan hocalardan istifade etmediğimi söyleyemem. Ancak yeni Avrupa ilimlerini okutanlar lisan bilmezlerdi. Ellerine geçmiş yalan yanlış tercümelerden eminim kendileri de bir şey anlamayarak ders verirlerdi ki ben bu eserleri elimde bulunan asıllarından okumayı tercih ederdim. Fransızcayı hocalarımdan daha iyi biliyordum. Hatta bazı dersleri, bazı bahisleri onlardan çok daha önce ve daha iyi öğrenmiştim. Hukukta fazla kalmak zaman kaybetmekten başka bir şey değildi. Bir diploma içinde bunu göze alamıyordum. Kendi başıma kendimi daha iyi yetiştireceğimi anlamıştım. Sonra benim ihtisasını yapmak istediğim ilim sahasının mektebi yoktu ki ben oradan mezun olabileyim. O zamanki mektepler ve ilmi müessesat çok geriydi. Bunun için kendi kendimi yetiştirmeye karar verdim.
Yoksa niyetim mektep bitirmek olsaydı, buna hem de fevkalade tarafından muvaffak olacağıma şüphe yoktu. Köprülüğü anlatmak gerçekten zordur. Köprülü o kadar büyük çaplı bir ilim adamıdır ki, onun bütün çalışmaları tek tek değerlendirilip bu çalışmaların arkasında yatan amaçlar, hedefler ve metot görülmedikçe hiçbir eserini yeterince değerlendirebilmek mümkün değildir. Köprülü sanki bu çalışmalar için yaratılmış bir insandır. Gerçekten de toplum hayatında gözlediğimiz gibi bazı işlerin belli kimseler tarafından inanılmaz ölçülerde, inanılmaz mükemmellikte yapıldığını görürüz. Ve onlar için kullandığımız "o adam bu iş için yaratılmıştır" sözü vardır. Köprülü de bu insanlardan biridir. Köprülü hayatı incelendiği zaman görülür ki hukuk fakültesini okurken sırf dil, edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji konularına duyduğu merak yüzünden hukuk fakültesini terk etmiştir. Öte yandan yetiştiği çevre ve sahip olduğu kabiliyetler göz önüne alındığı zaman henüz 16, 17, 18 yaşlarında ilk gençlik çağlarında bile öyle geniş bir bilgiye, öyle geniş bir bilgi dağarcığına sahip olmuştur ki ben şahsen üzerinde çalıştığım Sinan Paşa ile ilgili Servet-i Fünun'da çıkmış bir yazısını okuduğum zaman 18 yaşında yazmış olduğunu belirlediğimde hayrete düşmüşümdür. Böyle bir üslup, böyle bir dil ve Sinan Paşa ile ilgili bakılabilecek bütün kaynaklara vakıf olarak, bilerek bütün bu kaynakları kullanarak böyle bir yazıyı yazmasını hayretle karşılamışımdır. Gerçekten de müstesna bir kişiliktir. Büyük edebiyat tarihçisi, büyük hoca, büyük Türkoğlu Mehmet Fuat Köprülü 1890'da İstanbul'da doğmuştur. Köprülü'nün soyu baba tarafından Köprülü Mehmet Paşa'ya, anne tarafından da o devrin eşrafından ve ulemasından Arif Hikmet'e dayanır. Köprülü Mercan İdadisi'ni bitirdikten sonra 1907-1910 yılları arasında hukuk fakültesine girer. Hukuk fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalır. Çünkü o okul kendisini tatmin etmemektedir. Mehmet Fuat Köprülü 1910 yılında hukuk eğitimini hiç tereddüt etmeden terk etmiş, kendi arzularına uyarak hayatına yeni bir yön vermiştir. Kendi hayatına dair genç yaşında böylesine önemli bir kararı alabilen Fuat Köprülü'nün ne istediğini bilen güçlü karakteri, küçük yaşlarından itibaren kendini göstermeye başlamıştır. Araştırmaya ve öğrenmeye düşkün olan Köprülü, özellikle edebiyat, tarih, sosyoloji ve tenkit sahalarında pek çok eseri okumuş ve incelemiştir. Bu bilgi birikimi henüz 13-14 yaşlarındayken kendini göstermiş ve şiir yazmaya başlamıştır. Hukuk tahsili sırasında Mehasin ve Servet-i Fünun dergilerinde ve Tanin gazetesinde şiirleri yayımlanmış, edebiyat, sanat ve sosyoloji sahalarını ilgilendiren birçok makalesi bu yayın organlarında kendine yer bulmuştur. Bunun yanında Hayat-ı Fikriye adlı eseri Dr. Gustav Le Bon'dan dilimize çevirdiği Ruh-ı Siyaset ve Müdafaa-yı İçtimaiye eserleri kitap halinde basılmıştır. Daha 20 yaşındayken ortaya koyduğu bu çalışmalar, onun kendi eğitimi ve geleceği hakkında aldığı kararın ne kadar isabetli olduğunu açıkça göstermektedir. Mehmet Fuat Köprülü, 1910 yılında hukuktan ayrıldıktan sonra kendini yetiştirmeye devam etmekle beraber
genç nesillerin yetiştirilmesi işinde de başarılı olabileceğini göstermiştir. Hukuk fakültesini bıraktıktan sonra Mercan ve Kabataş liselerinde vekaleten edebiyat, İstanbul Lisesi'nde Türkçe ve edebiyat, Galatasaray Lisesi'nde de yine edebiyat dersleri vermiştir. Bu dönemde 20 Aralık 1913'te henüz 23 yaşındayken Darülfünun'da Halit Ziya Uşaklıgil'in istifasıyla boşalan Türk Edebiyatı Tarihi Profesörlüğüne tayin edilmiştir. Bu sayede hem kendi ilmi çalışmalarını hem de en sevdiği iş olan gençleri yetiştirme işini devam ettirme imkanı bulmuştur. En çok hoşlandığım şey talebelerimden birinin iyi bir eser yazmasıdır ki bu bana sonsuz bir saadet verir. Hamdolsun ara sıra da olsa bu saadete ermek nasip oluyor. Dünyaya yeniden gelsem, yaşamaya yeni baştan başlasam, aynı yolda yürümekte bir lahza tereddüt etmezdim. Galatasaray ve İstanbul liselerinde edebiyat öğretmenliğinde bulunur. Daha sonra Halit Ziya Uşaklıgil görevinden ayrıldığında eski adıyla İstanbul Darülfünun'u, yeni adıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin de Türk Edebiyatı Tarihi Profesör olarak atanır. Tabii bunun yanında bugüne kadar hiç kimseye nasip olmayan bir şekilde 23 yaşında profesör olur. Yazı hayatı da bu dönemde başlar. Doğuştan gelen araştırmacı bir zekaya sahip olan Köprülü, yorulmak bilmez, azim ve şevkle çalışmalarına başlar. Fuat Köprülü adını ilk defa lise öğrencisiyken duymuştum ve beni adeta çalışma alanıma, mesleğime davet eden bir ses gibi gelmişti. Edebiyat tarihine hevesli her Türk genci, henüz inşa malzemesinden hiçbir hazır bulunmayan bu büyük milli abide için izah edilen usuller dairesinde hiç olmazsa birer taş getirmeye çalışmalıdır. Bu cümle daha henüz liseyi bitirmemiş bir öğrencinin ruhunda fırtınalar estirmeye kâfi gelmişti. Ve ondan sonra da mesleğimi seçtikten sonra Fuat Köprülü'nün eserlerinin tiryakisi oldum. Zor okunan bir yazardı. Fakat çok açık ve seçik yazıyordu. Hiçbir araştırıcı onun eserlerini okuduktan sonra kafasında bir bulanıklık kalmıyordu. Fuat Köprülü hakkında benim önce asistanlığımın ilk gününe ait bir hatıram vardır. Beni asistan olarak alan rahmetli ve aziz hocam Profesör Doktor Mehmet Kaplan nasıl bir ilim adamı olmam gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunurken en başta şunu söylemişti. Hemen yarından itibaren Fuat Köprülü'nün eserlerini okumaya başlayacaksın. Çünkü Fuat Köprülü Türk edebiyatı ve Türk medeniyeti üzerindeki araştırmalara dünya çapında ilmi bir değer, bir ilim disiplini ve metot fikrini getiren insandır. Ayrıca şunu göreceksin ki Fuat Köprülü Türk edebiyatını bir bütün olarak ele almıştır. Edebiyatın eskisi, yenisi, bilmem, halk edebiyatı şeklinde asla mütalaa etmemiştir. Bütüncü bir görüşe sahiptir. Ben de gerçekten Köprülü'yü okumaya başladıkça, okuduktan sonra veya okurken bütün bunların çok doğru olduğunu gördüm. Mehmet Fuat Köprülü'nün meşgul olduğu ilim sahası sadece Türk edebiyat tarihiyle sınırlı kalmamıştır. Köprülü'nün hayatı ve ortaya koyduğu eserler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Köprülü'nün Türk edebiyat tarihiyle başlayan ilmi araştırmaları, Türk kültürünün değişik sahaları üzerinde genişleyerek devam etmiştir. Aynı şekilde ilmi araştırmalarıyla beraber üniversitedeki hocalığı da aralıksız devam etmiştir. 1924'te İlahiyat Fakültesi'nde Türk Din Tarihi, 1923-29 yılları arasında İstanbul Mülkiye Mektebi'nde ve 1935'ten sonra
Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'nda siyasi tarih, Türk müesseseleri tarihi, Türkiye tarihi, dil ve tarih coğrafya fakültesinde de Orta Çağ Türk tarihi dersleri vermiştir. 1924 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Türkiyat Enstitüsü'nü kurmuş ve uzun yıllar boyunca bu enstitünün müdürlüğünü yapmış, bu enstitü çevresindeki araştırmalarıyla Türkiye'yi Türkoloji biliminin merkezi haline getirmiştir. Fuat Köprülü'nün Türkolojiye yaptığı bir başka büyük hizmet de Türkiyat Enstitüsü'nün kurulmasında oynadığı roldür. Atatürk'ün daha 1924 yılında Türkiye'yi Türklerle ilgili çalışmaları çok boyutlu olarak ele almak amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bir Türkiyat Enstitüsü kurdurtması ve başına Fuat Köprülü'yü getirtmesi gerçekten Türkoloji tarihinde çok önemli bir devir meydana getirmiştir. Türkiyat o tarihlerde bütün dünya Türkologlarının göz bebeği olmuş. Çıkan Türkiyat mecmuasına da pek çok değerli kalem katkıda bulunmuştur. İkinci büyük hizmeti de bu daha ziyade kurumsallaşma anlamında söylüyorum. Amerika'da Columbia Üniversitesi'nin kurulmasına katkısıdır. O zamanlar Dışişleri Bakanı idi. Ve bu üniversitede kurulan Türk edebiyatı, Türk kültürü kürsüsü birdenbire bir örnek olmuş. Acaba buna lüzum var mıydı türünden bazı meslektaşlarından gelen itirazları da bu bir örnek olacaktır. Bundan sonra Amerika'da da dünyada da Türkoloji çalışmaları çok fazla artacaktır demiştir ki bugün galiba Türkoloji üzerinde durmayan hiçbir Amerikan üniversitesi bulunmamakta. Böylesine uzak görüşlü, sağlam politikalar üretebilen, kültür politikaları üretebilen çok değerli bir araştırıcıydı. Ben şahsen kendisinin çok farklı ilgi alanlarım olmasına rağmen edebiyata bakış tarzımda belki de beni itidale davet eden en birinci araştırıcının Fuat Köprülü olduğunu söyleyebilirim. İlmi çalışmaları ve ortaya koyduğu eserleriyle yurt dışında da tanınan bu büyük alim şahsiyete 1927'de Heidelberg, 1937'de Atina ve 1939'da da Sorbonne Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Bu benim ilim hayatımın en değerli mükafatı oldu. Sorbonne üstünde Türk bayrağı dalgalanırken üniversiteye Fransız Reisi Cumhur'u girmişti. Kendilerine beni Türk alimi diye takdim ettiler. Elimi sıktı, gayet nazikane tebrik etti. Neden dünya çapında bir büyük Türk ilim adamıydı? Bunun bir mübalağa olmadığını anlamak için Fuat Köprülü'ye çok genç yaşından itibaren efendim üç kıtadan, Amerika'dan, efendim Avrupa'dan ve İran, yani Asya'dan diyelim, davetler olmuş, kendisine fahri doktoralar verilmiş, ilmi payeler ve unvanlar temsil edilmiştir. Tek bir örnek vereceğim. O sıralarda dünyanın 4-5 büyük üniversitesinden biri olan Sorbonne Üniversitesi'ne davet edilip, kendisine konferans verdirilip fahri doktora unvanı tevcih edilirken bir hafta müddetle Sorbonne Üniversitesi'nin şeref gönderinde Fransız bayrağının yanında Türk bayrağı da dalgalanmıştı. Yani neden Avrupalı bunu yapıyordu? Çünkü ilk defa karşısında kendi ilmiyle hatta rekabet edebilecek ve Türk ilmini, Türk milletini temsil eden bir büyük ilim adamı görmüştü. Böylece Avrupalı, yani Fransızlar veya ötekileri aynı fark etmez. Efendim sadece kendisine bir şeref ve itibar kazandırmıyordu. Türk ilimine ne kadar itibar ettiğini gösteriyordu
ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine de aynı şekilde şeref ve saygı ve şeref kazandırıyordu. Ve bu kadar da değil. Heidelberg, Viyana, Moskova, Budapeşte, Harvard gibi üniversitelerde Fuat Köprülü'yü davet ediyorlar. Kendisine fahri doktorluklar veriyorlar. Veya efendim muhabir üyelik diye yüksek ilim akademilerinde veya şeref üyeliği veriyorlardı. Çünkü Avrupalı, bu çok önemli bir husustur. Ve bugünkü Türk iliminin de ve ilim adamlarının da örnek almaları lazım gelen bir husustur. Çünkü ilk defa Avrupalı, en azından 20. yüzyılda kendi ilmi ve ilim adamlarıyla rekabet edebilecek seviyede bir Türk ilim adamıyla karşılaşmıştı. Bu Avrupalılar için de gerçekten bir şerefti, bizim için de bir şerefti. Köprülü, Türkiye'nin 20. yüzyılda yetiştirdiği nadir ilim adamlarından birisi olarak Türk edebiyatı, Türk folklörü, Türk hukuku, eski Türk dini, Türk iktisat tarihi, Türk tarihi, İslam tarihi, Türk sanatları üzerinde derin araştırmalar yapmış, kaleme aldığı eserleriyle Türklük biliminin abide şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Onun birçok cephesi var, birçok yönü var. Üzerinde benim önemle durduğum yönlerinden birisi, inanılmaz bir sezgiye ve kalem gücüne sahip olmasıdır. Onun bugünkü nesillerce belki eskimiş sayılabilecek dili inanılmaz derecede sağlam, inanılmaz derecede zengin ve düşündüğünü aktarmakta eşsiz zenginliktedir. Öğrencilerime hep tavsiye etmişimdir. Köprülü yayınlanmış kitaplarıyla anlatılır çoğunlukla. Ve İslam Ansiklopedisi yayın hayatına başladıktan sonra ansiklopediye yazdığı makaleler çoğunlukla göz ardı edilir. O makalelerle ilgili konularda araştırma yapanlarca belki okunur ama ben hep söylemişimdir. Köprülü tarihçi midir, dilci midir, edebiyatçı mıdır, edebiyat metodolojisti midir, kültür tarihçisi midir, medeniyet tarihçisi midir? Bunların cevabı hiçbiri değildir, hepsidir. Köprülü öyle bir insandır. Dolayısıyla mesela Hardemşahlar maddesini İslam Ansiklopedisi'nde okuduğunuz zaman onun tarih konusundaki derinliğine, kaynakları kullanma becerisine inanılmaz derece hayranlık duyarsınız. Köprülü'nün önemli asıflarından biri de Fransızca'yı çok iyi bilmesiydi. Dolayısıyla Türk tarihi, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk medeniyeti üzerinde yapılmış olan çalışmaları yabancı dilden de izleyebilmiş ve yaşadığı dönemde bütün bu konularda görüş bildiren pek çok Türkolog, yabancı Türkoloğa anında cevaplar verebilmiş ve bu yüzden de dünya Türkolojisinin yaşadığı dönemde en önemli siması haline gelmiştir. Fuat Köprülü'ye göre dil ve edebiyat sosyal bir müessesedir ve büyük bir sosyal varlık olan cemiyetin bir parçasıdır. Bu itibarla cemiyetin öteki sosyal müesseseleri ile mutlak şekilde bağlantılı ve ahenklidir. İşte bu açıdan Fuat Köprülü medeniyet tarihi dendiği zaman yalnız edebiyat tarihini anlamıyordu. Edebiyat tarihiyle yetinmiyordu. Fuat Köprülü'nün görebildiği şuydu. Madem ki edebiyat bir medeniyet tarihinin bir aynasıdır, o halde ve sosyal bir müessesedir, cemiyetin bütün öteki sosyal müesseseleriyle. Nedir bunlar? Müesseseleriyle ve yaşayış tarzıyla çok yakından ilgilidir. O halde bir milletin
Edebiyatta aynı zamanda, onu da özellikle belirtmek isterim. Edebiyatta yansıyan en mühim iki unsur, Fuat Köprülü'ye göre milli ruh ve çağ ruhudur. Yani o çağın, edebiyatın vücuda geldiği o çağın ruhudur. İşte bunu meydana çıkarabilmek için mutlaka başka hem ilim dallarına ihtiyaç vardır, fakat aynı zamanda cemiyetin başka sosyal müesseselerini de incelemek icap eder. Yani tarih, coğrafya, hukuk, iktisat, ahlak, din tarihi, estetik, siyaset ve hatta felsefe. Bunları bilmeden Fuat Köprülü'ye göre ne bir milletin edebiyat tarihi yazılabilir ve ne de o milletin milli ruhu ve çağ ruhu meydana çıkarılabilir. Fuat Köprülü'nün getirdiği en önemli görüş benim kanaatimce işte bu şekilde edebiyat ile edebiyat tarihi ile medeniyet tarihi arasında kurmuş olduğu bu çok derin, çok sıkı münasebettir. Binaenaleyh bunlar bilinmeden ve bunları inceleyen bilim dallarında bilgi ve kültür sahibi olmadan başka milletlerinki gibi Türk milletinin de edebiyat tarihi meydana getirilemez. Köprülü'nün temel fikirlerinden birisi de budur. Köprülü'nün üzerinde durulması gereken en önemli yanı, onun yepyeni bir bakış açısı, daha doğrusu bir metot geliştirmiş olmasıdır. Köprülü tarihe, dile, medeniyete, kültüre, geçmişe bütüncü bir anlayışla bakar. Bu bütüncü anlayış bir milletin ve üzerinde çalıştığı Türk milleti söz konusu olduğuna göre Türk milletinin tarih içinde meydana getirdiği bütün medeni müesseselerin incelenmesi görüşüdür. Metodu buna dayanır. Yani sadece bir edebi eser, sadece bir yazılı metinden ziyade bütün bu metinlerin bize ulaştırdığı bilgilerin tümünün birlikte ele alınması, değerlendirmesi gerektiği gibi bir noktadan hareket eder. Onun için bütün çalışmaları tarihi bir zemine dayanır. Tarihi bir zemine oturtmadan, ayrıca bu tarihi zemini sosyolojik yöntemlerle incelemeden, değerlendirmeden herhangi bir sonuca vardığı görülmemiştir. Köprülü'nün tarihçi cephesi çok önemli. Macar tarihçisi, Türk tarihi üzerinde uzmanlaşmıştır, Profesör Halaşikul bir konuşmamızda demişti ki onun her bir dipnotunu takip edenler kendi alanlarını buldular ve büyük isimler oldular. Gerçekten de Fuat Köprülü o kadar tepeden bakıyordu ki malzemeye, bu malzemenin işlenmemiş kısımlarını fark etmek kolaylaşıyor. Bu Halaşikun'un bu sözünü ben biraz daha genişletmekten yanayım. Sadece tarihçiler değil, edebiyat tarihçileri de aynı şeyi yapmışlardır. Ve bugüne kadar da elden ele o kitabın yol göstericiliğiyle pek çok Türk tarihinin, Türk edebiyatının bilinmeyen konuları ayrıntılarıyla ortaya çıkmıştır. Fuat Köprülü'nün bir başka önemi de şudur. Osmanlı'nın Tanzimat'tan beri yurt dışına gönderdiği ve Cumhuriyet döneminde de yurt dışına gönderilen pek çok ilim adamı yetişmiştir. Fakat Türk tarihçiliğine ve Türk edebiyatı tarihine batılı, Avrupa'yı ilmi metotları ve usulleri getiren o yurt dışında eğitim almış kişiler değil, Türkiye'de eğitim görmüş ve Türk tarih ve kültürünü burada öğrenmiş olan Fuat Köprülü'dür. Bu da çok enteresan bir gelişme olarak kaydedilebilir. Yani demek ki Türk kültür ve edebiyatına, tarihine burada da vakıf olmak mümkündür.
Bir başka önemi anal ekolünün 1950'lerden itibaren giderek artan oranda revaç bulan anal ekolünün de Fuat Köprülü tarafından esasen bütün ilmi meseleler, ilmi usul ve metotlarının tatbik edilmiş olmasıdır. Yani aklın yolu bir diyebiliriz bu hususta. ...13-14 yaşlarından itibaren milli heyecanı terennüm ettiği şiirler yazan ve 23 yaşında üniversitede profesör sıfatıyla dersler vermeye başlayan Köprülüzade Mehmet Fuat, şiirlerinden başka Türklük bilimi alanında kitap, risale ve makale halinde 1500'ün üzerinde eser vermiştir. Avrupa'daki ilmi gelişmeleri yakından takip ederek faydalanan Köprülü, 1919 yılında Türk kültürüne büyük bir eser kazandırır. Kendisine ilk büyük şöhretini kazandıran bu eseri, Türk edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı kitabıdır. Bu büyük eserinde, Türkistan'da yetişen ve Yeseviye tarikatının kurucusu olan Ahmet Yesevi ile daha sonra Anadolu'da yaşayan Yunus Emre arasındaki tarih ve kültür bağlarını ayrıntılı şekilde izah etmiştir. Aynı şekilde edebiyat araştırmalarının eseri olmak üzere 1920 yılında Türk edebiyat tarihini neşretmiştir. Bu eserinde İslam öncesi dönemden 14. yüzyıla kadar Türk edebiyatının tarihini bir bütün olarak incelemiştir. Bu eser gerçek anlamda yazılmış ilk Türk edebiyat tarihidir. Önemli olan tarafı Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatını bütün olarak görmesidir. Orhun abidelerinden başlatmasıdır. Benim alanım yeni Türk edebiyatı. Fakat ben daima Orhun abideleriyle bir bağlantı kurmaktan sözüme başlayamam. Çünkü edebiyatta da bir süreklilik vardır. Farklı coğrafyada da yaşasak, farklı devletler de kurmuş olsak, ortak kültür malzemesi bizi bağlayan ortak davranışları da kendisinde barındırıyor. Bunlar son derece de önemli. Bunları teşvik eden bir şahıstır, ilk şahıstır. Onun için yaptıkları dolayısıyla ben bir araştırıcı olarak daima kendisine şükran duydum. Fuat Köprülü'nün Türk tarihçiliğine getirdiği en büyük yenilik usul merkezli hareket etmesidir. Yazdığı kitaptan da biliyoruz zaten Türk tarihçiliğinde usul. Yani önce usulleri, metotları koyarak ona göre hareket etmemiz gerektiğini bize bildiriyor. Ve çok genç yaşında bu eserleri yazıyor. Şimdi bu usul takip edilmezse karma karışık yollar takip edilerek elde edilen sonuçlar verimli olmaz. Modern tarih anlayışına uygun olmaz. Şu anda üniversitelerimizde hakikaten Fuat Köprülü'nün ve onun koyduğu esasların takip edildiğini açık yüreklilikle söyleyemeyiz. Bu ekolü en iyi uygulayan şu anda yine hocamız olan Profesör Halil İnalcık. Yani Profesör Halil İnalcık şu anda hem edebiyat tarihinde hem Osmanlı tarihinde hem de Türk tarihinde esas alırsak Fuat Köprülü'yü ve onun istediği şeyleri kat be kat aşmış ve onun istediği yerlere varmış durumda. Eğer birkaç kişi daha onun yolundan bu şekilde takip edebilseydi, Türk tarihçiliği dünya çapında olabilirdi. Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatı tarihini üçe ayırması bugün bile henüz aşılabilmiş bir merhale değildir. Fuat Köprülü bütün Türk kültürünün macerasını biraz da Gökalp'in etkisiyle kavim, ümmet ve milliyetçilik esasları açısından görüyor. İslamiyet öncesi, İslami dönem ve Batı etkisinde Türk edebiyatı olmak üzere ayırıyordu. Fuat Köprülü'nün edebiyat tarihi anlayışı, Lanson'un edebiyat tarihi anlayışıdır. Bu edebiyat tarihi, edebi eseri hayli yok farz eden, edebi eseri içinde vücuda geldiği tarihin, sosyal şartların, coğrafyanın,
iklimin ve onu yazan şahsın kişilik özelliklerinin bir sonucu olarak görür. Yani eseri doğrudan doğruya edebi şartlarla, unsurlarla değil, dış şartlarla açıklar. Bu pozitivizmin sonucu olan bir anlayıştır. Ancak edebiyat tarihinin bu şekilde görülmesinde tabii ki büyük faydaları var. Eserleri nereye, nasıl yerleştireceğimizi biliyoruz edebiyat tarihçiliği açısından. Yoksa elbette ki her başarılı edebi eser kendi başına yaşamaya hak kazanmıştır. Ve her coğrafyada, her zaman için geçerlidir. Günümüzde zevkle okuduğumuz dünya klasikleri gibi. Fuat Köprülü'nün ilk defa Şahabettin Süleyman'la başladığı edebiyat tarihi çalışmaları döneminde çıkan eserlerin tanıtmaları şeklinde de olmuştur. Pek çok konuda kalem oynatmış ve ondan sonra Türk edebiyatı tarihini yazmıştır. Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatı araştırmalarına getirdiği bir diğer husus vardır. Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar veya o güne kadar mutlaka bir bütün olarak görülmelidir. Çünkü edebiyat tarihin içinde oluşur. Tarihte kopukluk ve kesinti yoktur. Tarihte süreklilik vardır. Bu itibarla Türk edebiyatını hangi döneme ait olursa olsun, hatta belli ve dar bir dönemin Türk edebiyatını dahi değerlendirebilmek için mutlaka onu başlangıcından, yani destanlar devrinden alarak günümüze getirmemiz lazımdır. Yani bir süreklilik ve bütünlük içerisinde görmek lazımdır. İşte bunu söylerken Fuat Köprülü Türk edebiyatının, tekrar yani edebiyat olarak, Türk edebiyatı olarak belirtmek istiyorum. Türk edebiyatının, Türk tarihinin ve Türk medeniyetinin gelişme ve değişme merhalelerine göre ele alınması ve üçlü bir tasnife tabi tutulması gerektiğini söyler. Nedir bu üçlü tasnif? Bu üçlü tasnif şudur. Bir, İslamiyet'ten evvel, kendi ifadelerini kullanıyorum aynen. İslamiyet'ten evvel Türk edebiyatı. İki, İslamiyet tesiri altında Türk edebiyatı. Üç, Avrupa tesiri altında Türk edebiyatı. Fuat Köprülü'ye göre Türkiye'nin Türk edebiyatı tarihi, bütün bunlar bilinmek şartıyla mümkün olabilecektir. İkinci önemli fikri, Fuat Köprülü'nün ikinci veya pek çok fikirlerinden, önemli fikirlerinden bir tanesi de Türk edebiyatı yalnız Türkiye Türklüğünün edebiyatı değildir. Bu son derece mühim bir fikirdir. Ve tabii bu Ziya Gökalp'in açtığı yolda yaşanmış bir fikirdir. Binaenaleyh Türk tek bir ırk, fakat ayrı ayrı coğrafyalarda varlık gösterdiğine göre, tek bir ırk olarak ve ayrı ayrı coğrafyalarda varlık gösterdiğine göre, önce dünya Türklüğünün edebiyatları kendi işlerinde tek tek incelenmeli ve sonra Türkiye Türklüğünün edebiyatıyla, aralarındaki münasebetler ortaya konulmalıdır. Böylece Türk kültürünün, Türk medeniyetinin, Türk edebiyatının bütünlüğü çok daha mükemmel bir şekilde ortaya çıkacaktır. Türklük bilimi alanında en önemli ilim adamlarından biri olarak kabul edilen Köprülü, yurt dışında da dersler vermiş, Sorbonne Üniversitesi'nde okuttuğu Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki dersler kitap olarak basılmıştır. Les Origines de l'Empire Ottoman adlı bu eser 1935'te Paris'te Fransızca olarak basılmış, 1959'da ise Osmanlı Devleti'nin kuruluşu adıyla Ankara'da
Türkçe yayımlanmıştır. 1931'de Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası'nda çıkan Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri isimli uzun makalesi de 1953'te İtalyanca olarak Roma'da da yayımlanmıştır. Ben bir tarihçi olarak kendimi çok bahtiyar addediyorum. Eski medrese usulü gibi icazet silsilesinden geldiğime inanıyorum. Benim hocam Halil İnalcık. Onun hocası Fuat Köprülü. O da Ziya Gökalp ekolünden geldiği için böylece en azından 150 yıllık bir ekolü takip ediyoruz. O bize büyük bir geniş çalışma sahası ve ilmi disiplin verdi. Onun bütün faydalarını görüyoruz. Fuat Köprülü bizim ilmi hayatımızın, Türk tarihçiliğinin, Türk edebiyatının abide isimlerinden biri. Bunun mutlaka yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerekiyor. Şimdi moda akımlarla farklı yeni yeni kişiler okunuyor ama Fuat Köprülü'nün büyüklüğü o kadar abidevi eserler vermiş olması ki aşılamaz bir ilmi kariyer sağlamış durumda. Mesela ilk gençlik yıllarında bastığı ilk mutasavvıflar eseri, Tarihte Usul adlı eseri, Türk Edebiyatı'nda Usul, Edebiyat Tarihi eserleri hala tüm tarih ve edebiyat fakültelerinde el kitabı olarak okutulan ders kitaplarında. Fuat Köprülü'nün bir başka önemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı İslam Ansiklopedisi'nde de yazdığı maddeler. Her biri 10'ar 15'er sayfalık, bazen 30 sayfalık makaleler, birer risale hüviyetinde. Şimdi Diyanet'in bastığı İslam Ansiklopedisi'nde birer paragrafla, birer sayfayla geçiştirilen şeyler Fuat Köprülü tarafından derinlemesine sondaj metoduyla elimizde bulunuyor. O yüzden yeni nesil bunları çapraz okumayla değerlendirmek durumunda. O kadar önemli ki Fuat Köprülü'nün tarihimizdeki yeri modern Türk tarihçiliğinin şüphesiz kurucularından biri. Halil İnalcık modern Türk tarihçinin kurucuları arasında onu baş köşede tutar. Çok önemli eserler verdikten başka metot ve usul bakımından da çok önemli yenilikler getirdi Türk tarihçiliğine. Onun zamanına kadar, 20. asrın başına kadar Türk tarihçiliği hanedan tarihçiliğiydi. Savaşlar, zaferler, muzafferiyetler tarihiydi. Onu halkın derinliklerine inerek edebiyatının, kültürünün içinden derlemeler yaparak bir sosyal tarih cephesine büründürdü. Bunu da şuradan görüyoruz. Cumhuriyet tarihindeki demirbaş kabul edilebilecek büyük tarihçilerin hepsi onun rahle-i tedrisinden geçmiştir. Tabii ki Fuat Köprülü Hoca'yı daha çok bilim hayatında görmek daha uygun olur. Mercan İdaresi'nde öğrenciyken Teavün adlı bir dergi çıkarır. Aynı 15 yaşında Musavver Terakki'de ilk şiiri basılan Köprülü, edebiyat dünyasına da fecr-i ati şairleri arasında girer. Ancak şairliği, alimliği yanında sönük kalmıştır. Köprülü'nün kendisini bilim alemine ve Avrupa'ya duyuran ilk büyük eseri Türk edebiyatında ilk mutasavvıflardır. Bu eser vesilesiyle ünlü Macar Türkoloğu Nemet isminde ve şimdi ismini hatırlayamadığım iki yabancı profesör hem Köprülü'yü hem de Türkiye'yi tebrik etmişlerdir. Bunun yanında genç profesör Köprülü ilk mutasavvıflardan sonra 22'de Anadolu'da İslamiyet, 23'te de Türkiye tarihini yayınlamıştı. Kendisini bu çalışmaları yabancı ülkelerde büyük bir dikkatle takip ediliyordu. Nitekim 1925'te Rusya'nın o devirde tanınmış şarkıyacılarından olan Bartolt ve Krasikovski'nin ortak teklifleriyle Köprülü'yü Sovyetler İlim Akademisi'nin muhabir üyeliğine seçtiler. Türk Edebiyatı tarihi Köprülü'yü gerek içte gerekse dışta Türkoloji sahasında en büyük otoritesi haline getirmiştir. Köprülü edebiyat tarihini genellikle medeniyet tarihinin bir şubesi olarak görür. Köprülü'nün belletende çıkan ve her ikisi de birer küçük kitap niteliğinde olan Anadolu Selçuklular tarihinin kaynak yerli kaynakları ile
Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik menşei meseleleri adları taşıyan iki makalesi de hatırlatmakta yarar vardır. Fuat Köprülü, Türk tarihinin bütünlüğüne ve devamlılığına inanmıştır. O Türk tarihini devirlere ayırmamıştır. Türk kültürünün temellerinin ortasında atıldığını, İslam medeniyeti döneminde ise devam ettiğini, fakat yeni şartlara uydurularak devam ettiğini, bütün eserlerine açık bir şekilde yansıtmıştır. Bu hususta yazdığı eser Türkiye tarihidir. Türkiye tarihinde Fuat Köprülü Türk tarihini Hunlarla başlatmıştır. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar ve Selçukluları birinci ciltte esaslı bir şekilde özetlemiştir. Bu eser çıkınca, 1924 yılında çıkınca Atatürk özel bir telgrafla Fuat Köprülü'yü kutlamıştır. Bu eserdeki bilgiler ve fikirler Atatürk'ün 1930'lu yıllarda yazdırıp orta dereceli okullarda okuttuğu Türk tarihinin ana hatlarına da büyük ölçüde yansımıştır. Mehmet Fuat Köprülü, sahip olduğu ilmi mirası gelecek nesillere aktarmak için durup dinlenmeden çalışmış bir ilim adamıdır. 76 yıllık ömrüne sığdırdığı çalışmaların muhtevası ve sayısı onun bu özelliğine işaret etmektedir. 1916 yılında yayımladığı Yeni Osmanlı Tarihi Edebiyatı, 1918 yılında yayımladığı Nasreddin Hoca, 1923 yılında yayımladığı Türkiye Tarihi, 1924 tarihli Bugünkü Edebiyat, 1926 tarihli Azerbaycan Edebiyatına ait Tetkikler, 1928 yılına ait Milli Edebiyat Cereyanı'nın ilk mübeşşirleri ve Divanı Türkiye Basit, 1934 yılına ait Türk Dili ve Edebiyatı hakkında araştırmalar, 1966 yılına ait Edebiyat Araştırmaları ve ölümünden sonra 1983'te yayımlanan İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müesseseleri adlı eserleri bu ilim çınarının verimli dalları olarak karşımızda durmaktadır. 1930-1940 yılları arasında 3 cilt halinde yayımladığı Türk Saz Şairleri adlı eseri de yine onun önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Onun ataları bu milletin gönlüne çok önceden taht kurmuştu. Öyle ya, Köprülü soyuydu onlar ve bu milletin başı eğilmesin, şanı düşmesin diye yaşadılar ve öldüler. Belki de Fuat Bey'in omuzlarındaki en ağır yük buydu. Ataya layık olabilmek, onların layık olduğu gibi bu millete layık olabilmek. Yük ağırdı ama ne tökezledi ne geriledi. Önceden kurulmuş bir tahta tenezzül de etmedi. İlim için yaşadı ve milli değerlerine sarıldı. Atalarının kılıcı önünde eğilen başlar, onun kalemi önünde eğildi. Şimdi onun inşa ettiği taht yeni sahiplerini beklerken, biz bu büyük alemin izini sürmeye devam ediyoruz. İlim mücadelesinde aldığı yolun yanına siyaset ve fikir mücadelesini koyuyoruz. Önümüzde yine Mehmet Fuat Köprülü ve biz peşi sıra yürüyoruz.